Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Haber7.com'a konuktu dün sayın seyirciler. Fatih Bey son anket sonuçlarını değerlendirdi. Tabi her parti anket yaptırıyor. Özellikle seçime yeni girecek olan partiler anket yaptırıyorlar. Acaba yüzde kaçız? İşte baraj altı mıyız? Baraj üstü müyüz? Üç müyüz? İki miyiz? Neyse. Yeniden Refah Partisi de e, anket yaptırıyor. Bu yapılan anketin sonuçlarını... Fatih Bey değerlendirdi. Seçmenlerine ortak liste konusunda bir takım uyarıları vardı. Buyurun Fatih Erbakan'a bir dinleyelim. Yeniden Refah Partimiz kısa sürede büyük mesafe alan bir parti oldu. Milli görüş davasının bereketi, teşkilatlarımızın gayreti, fedakarlığı ve bu son ittifak kararımızdan sonra bu trendin daha da yukarıya doğru gittiğini biz de görüyoruz. Hem yapılan çalışmalar, anketler bunu gösteriyor hem de sahadaki almış olduğumuz geri bildirimler. Yeniden Refah Partisi inşallah bu seçimlerin sürpriz partisi olacak. Beklenenin çok üzerinde bir e, başarıyı inşallah gösterecek, buna inanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta bunu hep birlikte göreceğiz. Yüzde 7-8-9 bandında oylar buluyoruz biz parti olarak yaptırdıklarımızda. Diğer piyasadaki anketler e, her nedense biraz daha düşük gösteriyorlar. Yani bazı vatandaşlarımız da e, biz ittifak yaptığımız için sanki AK Parti listesinden gideceğiz gibi düşünceye kapılanlar oluyor. Hatta yakınlarımızdan bile böyle düşünenler oldu. Halbuki böyle bir durum yok. Kendi listemiz, kendi adaylarımız olacak. Ben Deniz dediğiniz gibi İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayım. Ve diğer konuda tabii şu baraj meselesi de çok önemli. Yani ittifak olduğu zaman bu baraj otomatik olarak ortadan kalkmış oluyor. Çünkü ittifakın toplam oyu barajı geçeceği için yeniden Refah Partisi'nin ayrıca bir ülke barajını geçmesine gerek yok yani gönül rahatlığıyla oy verip bizim adaylarımıza destek verebilmeleri mümkün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.